Evet. Malumunuz HDP'nin halkı sokağa dökme Selahattin Demirtaş'ın ve Zübeyde Zümrüt'ün buradaki İslami faaliyetlerde bulunan İslami sivil toplum kuruluşlarını hedef olarak göstermesi, IŞİD'le bağdaştırması bu gibi demeçlerinden sonra 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde halkı sokağa döktüler. Tabii önceden İslami kimlikleriyle bilinen, İslami bir çalışma içinde olan yapılara, teşkilatlara saldırdılar. Bu yapılardan bir tanesi de bizim derneğimizdi. Bizim 7 Ekim olaylarında bayramın 3. günü yani 6'sı, 6. günü, Ekim'in 6. gününde bizler Umut Kervanı'nın düzenlemiş olduğu kurban eti dağıtma programındaydık. O gün ulaştıramadığımız, etini veremediğimiz ailelerin etini diğer gün yani 7 Ekim'de dağıtmak için parti üyelerimiz ve gönüllülerimiz tarafında ikindiye doğru yani saat 3.30-4 civarlarında dernekteki kalan etleri dağıtmak için derneğe gittiler. Dernekte bulundukları esnada derneğin çevresi bu barbarlar tarafında, bu gözü dönmüş insanlar tarafında sarıldı ve ateş edilmeye başlandı ve oradaki arkadaşlarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz mahsur kaldı. Belki sonradan da gelen haberlerde de bu gibi derneklere, köylerdeki bulunan derneğe de köyler olarak bilinen derneğe de saldırıları yapıldığını ve oradaki gönüllülerin şehit edildiğini, katledildikleri haberleri geldi. Ve orada onlarla olan bu kargaşa içinde bir türlü yani Allah'ın yardımıyla içeriye giremediler. Etrafa ateş açmaları, taş atmaları, molotof atmaları, yağmalamaya kalkmaları içinde bulunan arkadaşlarımız, gönüllerimizin tepkisiyle karşı karşıya geldiklerinden dolayı fazla bir şekilde içeriye giremediler, sızamadılar. O esnada ben kendim hastanedeydim. Annem hasta olduğu için yanındaydım. Telefon açıyorlar. Hani oranın başkanı olma sebebiyle arkadaşlar telefonu kapıya doğru tuttuklarında kurşun seslerinin kapıya değdiklerini bizzat kendi kulaklarımla bunları işittim ve kardeşlerimiz orada arkadaşlarımız üyelerimiz yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmışlar ve emniyeti aradıklarını emniyetin onların işte kendi başınızın çaresine bakın dediklerini benim de emniyeti aradığım her araştırma telefonu kapattıkları bir türlü bizle irtibata girmedikleri ve hatta bizim ile yani derneğimiz ile emniyet arasındaki mesafenin 200-250 metre arası böyle bir yer olduğu ve buna rağmen sadece kendilerini muhafaza ettiklerini hatta buna binaen de mesela bizim orada bulunan gönüllü üyelerimizin aileleri tarafından emniyete baskı yapılması için emniyetin kapısına gidildiği, işte bizim çocuklarımız orada, bizim çocuklarımıza sahip çıkın, onları orada çıkarın denildiğinde de gidin başınızın çaresine bakın. Biz sadece kendimizi koruyoruz, kendi müesseselerimizi, kendi binalarımızı, yapılarımızı ancak koruyabiliriz. Yani bizleriyle bu hain yani Kürtlerin hain olarak hitap ettiğimiz bu insanlar ve gözü dönmüş bu katillerle bu halkı yani karşı karşıya bir tarafta getirdiler. Tabii ki bunlar daha önce de organize olduklarından dolayı sokakların başlarını tuttuklarından dolayı oraya yardıma giden insanlara havadan, damdan, baş sokakların köşelerinde yani uzilerle, keleşlerle, pompalılarla saldırdıkları ve oraya onları çıkarmak için başka gönüllerimiz yeltenmelerine rağmen maalesef giremediler. Bunlar oradan çıkarıldıktan sonra ne yaptılar bunlar? Orayı yağmaladılar. Oradaki ne kadar Kur'an varsa, ne kadar İslami kitap varsa, İslam'la hasbihal içindeki organlar varsa hepsini yağmaladılar. Derneği yağmaladılar. İçinde herhangi bir şey bırakmadılar yani. Örnek söyleyeyim. Hatta biz daha sonra giderken o okuyanan Kur'anları toplarken
orada bulunan bazı bayan komşularımız işte Kur'anları gelip evlerine götürdükleri bu olaylardan sonra hani belki muhafaza edebildikleri Kur'anları bize gösterdiler. Birçoğu yanık durumdaydı zaten. Ve bununla birlikte hani o gün ikinci bir köyde vakası son anda Allah'ın yardımıyla hani önlenmiş oldu aslında. Bunların hedefi aynı köylerdeki Yasin Börü ve arkadaşlarının başına neler getirdilerse onların hedeflerinde de aynısını camilerde bulunan 12 tane arkadaşımıza, gönüllerimize de aynı şeyi yapma gibi bir düşünceleri vardı. Çünkü bunlar dağda inen kadrolardı. Bunlar daha önce bu işi yapanlar profesyonelleriydi ve kendi bu HDP'nin de kışkırtmasıyla hiçbir şekilde bu olaylarda haberde olmayan insanları da oraya sevk ederek benim IŞİD'le bağdaştırmalarından dolayı böyle bir şeyle karşılaşıldı ve onlar da zaten biliyordular yani bu İslamlı STK'ların IŞİD'le hiçbir şekilde alakadarların olmadığını onlar herkesten daha iyi biliyordu. Sadece hedefte aslında İslam vardı. Hedefte Kur'an vardı. Onların hazmedemedikleri İslami bir çalışma vardı. İşte bunu hazmedemediklerinden dolayı bu çalışmanın önüne gidebilmek için o gün IŞİD, Kobani bahane edildi. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü biz kurban etlerini falan dağıttık. Yaklaşık 250-300 civarı cami der civarına kurban eti dağıttık. Bir 20 taneyi de cami derin komşuları diyebileceğimiz fakir insanlara dağıtmak üzere ertesi güne bıraktık. Çünkü üçüncü gün yetiştiremedik. Akşam geç saatlere kadar kaldık. Ertesi gün o kurban etlerini komşulara dağıtmak üzere ben ve birkaç arkadaşımız işte Camidere'ye doğru giderken zaten açıklama yapılmıştı. İnsanlar sokaklardaydı. Her tarafta ses bombalı, maskeli, ellerinde silahlı insanlar vardı. Camidere'ye gidemedik. Biz de yol üzerinde olan Hüdapar Sur ilçe binasına uğradık. Tabii daha önceden anlaştığımız hani gelin bu kurban etlerini dağıttığımız 2-3 arkadaşımız da direktmen oraya gidiyorlar. Oraya gidince de kendilerini saldırının altında buluyorlar. Telefonla işte saldırıya uğradıklarını söyleyince, arayıp böyle bir şey söyleyince biz de hani orada kardeşlerimiz var. Onlar orada saldırı altındadır. Biz nasıl yerimizde otururuz düşüncesiyle bir imanın gereğiyle, bir kardeşliğin gereğiyle kalktık Sur ilçesinden Hüdapar Sur ilçe binasından direkt Camidere gittik. Gittiğimizde evet saldırıyı yapmışlar, kameralarımızı falan kırmışlar, derneğin kameralarını kırmışlar, giriş kapısını kırmaya çalışmışlar. Başaramayınca geri dönmüşler ama etrafta her sokakta şeyleri vardı. Yani yüzleri maskeli, silahlı, elinde ses bombaları olan insanlar vardı. Bekkeliler vardı daha doğrusu ya da HDP'liler artık adına ne diyorsanız. Biz gittik o esnada bir sorunun olmadığını görünce dedik arkadaşlarımızı da alalım çıkalım. Kurban etlerini bir sonraki güne ya da işte ortalık durulduğunda geliriz yine etrafımızdaki insanlara dağıtırız. Biz tam kapı önüne çıktık. İşte karşı sokaktan ateş açmaya başladılar. Biz derneğin içine girmek zorunda kaldık. Derneğin içerisinde girdiğimiz gibi kapıyı kapattık. Kapıya ateş açmaya başladılar. Biz baktık iş ciddidir. Durum çok ciddidir. Telefonla ulaşabileceğimiz insanlara ulaştık. 155'i aradık. Aralıksız durmadan bir arkadaşımızı sırf 155'i sürekli arasın. Belki hani gelirler ihtimaliyle durmadan 155'i arıyorduk ve her seferinde ya kaldırmıyorlardı telefonu ya kaldırınca işte yapabileceğimiz bir şey yok. Başınızın çaresine bakın. Bir devletin o sokağa gelemiyorum demesi büyük bir aciziyettir. Bir ya da gelinmemesi için talimat alınmıştır. İki başka bir açıklaması yoktur. Bir devlet yani ben kendi ülkemin sınırlarının içerisinde bulunan bir ilin bir ilçesinin bir sokağına giremiyorum diyor. Tankı var, topu var, helikopteri var, o kadar emniyet mensubu var, gücü var, devletsin ama kalkıp ben gelemiyorum acziyetine sığınıyorsun. Bu da bu yönüyle de bana şunu gösteriyordu. Hatta kendi aramızda konuşuyorduk. Diyordu valla bu iş şeydir.
Bu iş yani emniyete gelin gelmeyin diye talimatını kim vermişse PKK'ya da saldırın talimatını veren aynı yerdir.